biz filmin genelinde adam ve kadının çocukla ilişkisini görüyor muyuz? Görüyor muyuz? Hayır, görmüyoruz. Hayır, görmüyoruz değil mi? Çünkü neden? İşte bir kere bir mum üflüyorlar, bir şey yapıyorlar. Evet. O zaman bu ne demek oluyor? Yani bu iki karakter aslında çocuklarla çok ilgili değil. Ama adam yine de şu an üçüncü çocuğuna hamile olan kadını tekrar bu çocuğu doğurmaya ikna etmeye çalışıyor. Oysa ki kadın da diyor ki yani biz birinci çocuğu doğurduk. Ama ikinci çocuğun birincinin hata olmadığını ispatlamak için ikinci çocuğu da yaptık. Peki bu ne diyor yani? Ben artık değil mi kariyerimi tamamlamak istiyorum. Paris'e gitmek istiyorum. Ama adam biraz şey değil mi yani ufak insan, sıradan işte bir pazarlama yapıyor. Ufak bir yerde yaşıyorlar bunlar. Ama kadının hayalleri biraz daha büyük. Yani o filmin geneline baktığımız zaman kadın daha kişilikli. Adam daha böyle... Ktipioz dediğimiz, bilir misiniz ktipioz ne demek? Daha böyle yani ufak hayalleri, işte o ne kadar ufak şey o kadar yetiniyor. Ama kadın büyük şehirde oyuncu kadın ve oyunculuğunu orada kariyerini orada devam ettirmek istiyor. Bu sahnede ise ne oluyor? Hamile kadın ve hatta finalde de ne diyor? Keşke yapmış olsaydın. Niçin bu çocuğu işte doğurmuyorsun? Ne diyor? Sen son şeyde söylediğin replikler neydi? Neden söyle çocuklar? En son arkadaşlar, en evet. Son replikler. Ya hani vurduğumu gizleyecek pudraya bile değmezsin. Benden bu kadar nefret ediyorsan evimde ne işin var? Benimle neden evlendin? Ne halt etmeye çocuğumu karnında taşıdın? Şansın varken neden ondan kurtulmadın diyor, değil mi? Yani oysa kadın artık zaten iki çocuk var, iki çocuk istemiş, çocuk istemiş. Şimdi bu sahne, bu iki insanın çatışması ama bir şeye başlarken, yani bir sahneye çalışırken şunu unutmayacaksınız. Bir önceki sahneyle bağlantılıyız her zaman. Yani hiçbir sahne sıfırdan başlamıyor değil mi? Bir önceki sahne hangi duyguda bitiyorsa, eğer ki o sahnenin, tabii bazen şu da oluyor yani. Bir önceki sahne orada bitti, hop başka bir zamana geçiyor olabiliriz. Ama burada öyle değil. İki sahne birbiriyle bağlantılı. Dolayısıyla yan komşu o kadar kötü davrandı ki sana, onun siniriyle kadına şey yapıyorsun, yükleniyorsun. İlk biraz repliklerinizi söyleyin bakalım. Ne diyorsunuz? Evet.